Değerli basın mensubu arkadaşlarım, çok kıymetli TÜSİAD'ın yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, değerli misafirler, TÜYAP, TÜSİAD işbirliği basın toplantısına, OSTEK Buharı lansman toplantısına hoş geldiniz. Bu güzel günde bizleri bırakmadığınız için, bulutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için öncelikle şahsım ve kurumum adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ortak aklın güzel bir işbirliğinin örneğini görüyoruz hep birlikte. TÜSİAD 24 yıldır OSTEK Buharı için büyük bir özveriyle her dönemin yönetim kuruluyla, üyeleriyle bu fuarın büyümesinde, gelişmesinde çok önemli bir görev üstlenmiştir. Bu fuar uluslararası anlamda dünyada yerini alması adına büyük mücadele vermiştir. Kendilerini kutlamak istiyorum. TÜYAP 43 yıldır Türk fuarcılık sektöründeki deneyimini, bilgi birikimini, bu sektördeki ilave ettiği artı değerleriyle şimdi bilgisini, birikimini TÜSİAD'le, sektörle paylaşarak OSTEK fuarını kendi konusunda dünyanın en önemli fuarlarından biri olması için paylaşıyor. Bildiğiniz gibi TÜYAP ülkemizde 6 şehirde fuar düzenleyen bir grup, fuar alanı işleten bir grup, kendi fuar alanına sahip tek özel şirkettir. 500'ün üzerindeki çalışanıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlediği fuarlarla ülkemizin birçok sektördeki üretimine, istihdamına, ihracatına katkı sağlayan bir gruptur. Şimdi bilgimizi, birikimimizi OSTEK fuarına aktarmak için buradayız. Önümüzdeki yıldan itibaren 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 25. versiyonu için el birliğiyle çalışacağız. 2021 yılında düzenlenen 24. OSTEK Fuarı 7 holde açılmıştı. Önümüzdeki yıl hedefimiz 8 hole çıkararak 73 bin metrekarede fuarı hazırlayarak yaklaşık %15-20 mertebesinde bir büyümeyle ilk fuarı hedefliyoruz. Ve orta vadede fuarı 100 bin metrekarenin üzerine çıkararak şu anda dünyada 5 büyük fuardan biri olan OSTEK fuarını dünyanın 3 büyük fuarından biri ve Avrupa'nın 1 numaralı fuarı yapmak için yola çıkıyoruz. Tüm ekiple mücadelemizle buradayız ve önümüzdeki yıldan itibaren de satış ve pazarlamadaki ekiplerimizle, arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Tanıtım pazarlama faaliyetlerine başladık. Yoğun bir şekilde bu fuarın dünyada çok farklı destinasyonlarda, coğrafyalarda tanıtılması için dijital kulvarlarda tüm teknolojinin nimetlerinden faydalanarak ve konvansiyonel pazarlama araçlarını da kullanarak fuar yoğun bir şekilde ziyaretçi alması için çalışmalarımıza başladık. Amacımız fuara katılan firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması, dış ticarette yeni müşterilerle buluşması, sektörün ihracatına artı değerler katmak, yurt içindeki tüketim konusunu arttırmak, iç ticareti arttırmak ana hedeflerimiz. OSTEK by TÜSİAD fuarını daha da ileri taşıyarak ülkemizin zaten nadide fuarı kendi konusundaki tek, daha doğrusu en önemli ve en büyük fuarı ama dünyanın da artık sayılı bir markası haline gelmesi için de ekibimizle birlikte çalışacağız. Dijital
alanımızdaki fuarcılık sektöründe yaptığımız yatırımlardan bir tanesi MyQAP uygulaması. Ve MyQAP uygulamasını da burada bu fuarda yoğun bir şekilde çalıştıracağız. İnşallah emeğinizin karşılığını alırız. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu birliklerin sektöre, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımın nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine yaklaşımlarından dolayı bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Biz de emeğimizin karşılığını alacak şekilde var gücümüzle çalışacağız. Fuar tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi sözü TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı Sayın Bülent Ünal Beyefendi'ye bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sesim geliyor herhalde. Efendim hepinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Bu daveti kabul ettiniz, geldiniz. Bizi gururlandırdınız, mutlu ettiniz. Çok teşekkürler ediyorum. Hepimiz yaşadık son iki yılda çok zorlu bir dönemden geldik. Özellikle bütün dünyada hizmet sektörü, bunun içinde fuarlar da vardı, turizm de vardı. Çok büyük ölçüde etkilendi. Ama burada yapabildiğimiz, yani Türkiye'nin kendi becerileri, içinde bulunduğu coğrafyanın daha farklı yapısını getirdiği tüm özelliklerle dünyaya göre daha hızlı, çok daha hızlı toparlanabilme becerisini gösterdi. Özellikle 2021 yılının Ağustos ayından itibaren gerçekten dünyada yapılamayan bir dizi fuarı hayata geçirerekten orada bir ön alabilmeyi becerdik, bunu başarabildik. Bunda da ben de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünyamız da değişiyor. Davranışlar değişiyor, iş yapmak işleri değişiyor, değer yargıları değişiyor. Burada çok genç bir ekibimizle İlhan biraz MyQAP diye üstü kapıları geçti. Biz bir dijital çabanın içinde bunu muhakkak bu arada görev yapacak arkadaşlarımızı eğitmemiz gerekiyor. Burada çünkü bu dijital dünyayı iyi kullanabildiğimiz takdirde hem ulaşmanın getirdiği ekonomi hem almış olduğumuz, hedef almış olduğumuz ülkelerdeki hedeflerimize doğrudan ulaşabilme, onlarla ilişkiler kurabilme, sadece fuar içinde değil, fuar ettikten sonra ilişkilerimizi devam ettirebilme imkanı veren bir altyapı. Bu çok önemli. Bizim mesleğimizde bir takım ölçüler var. Belki bunlar çok fazla konuşulmadı sizler için de. Yapılan her bir fuarda her iki tarafında mutlu olması gerekiyor. Hem katılımcısı hem ziyaretçisi öyle bir ortam oluşturmalısınız ki katılımcı gelecek olan hedef olmuş ziyaretçiden mutlu olsun. Ziyaretçi de düşündüğü ihtiyacı olan ürünleri ve hizmetleri aynı anda o sınırlı bir zaman dilimi içinde elde edebileceği bir yapıya kavuşur. Burada bir standart var. Standart da şu, yapabildiğiniz her bir fuarda ziyaretçi olarak her metrekare için en az bir nitelikli profesyonel ziyaretçiye ihtiyacınız var. Hani bizler hep böyle konuşuyoruz, 100 metrekare olsun, 200 metrekare olsun, her kafadan bir ses çıkıyor. Bunların karşılığında siz 100.000 metrekare fuar yaparsanız 100.000 tane nitelikli ziyaretçi harekete geçirmeniz lazım. O zaman bir takım kararlar verirken de kendi içinde daha dengeli davranışlar sergilemenin zorunlu ortaya çıkıyor. Bugün hedef aldığımız 42.000 metrekare bir fuarda en az 40.000 civarında sizlerin buluşabileceği ziyaretçi bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu da önümüzdeki 16 aylık sürede gerçekten çok yoğun bir çalışmayla ki biz İlhan'da bahsettiği gibi ona bir 30 var, 530 arkadaşmış olur. Çok iyi bir pazarlama ekibimiz var. Bunlar dünyanın her tarafında işte bu bilen arkadaşlarımız ve dijital becerileri de çok yüksek olan insanlar. Dolayısıyla bu 16 aylık süre içinde hedef aldığımız bu insanları yaklaşık 100 ila 120 ülkeden muhakkak bu hale getirme becerisini göstermek zorundayız. Geçmişten gelen bazı bilgilerim var, onu da söylemem lazım açık yüreklikle. Ve alışıla gelmiş bir takım davranış biçimleri var. İşte 5-6-3 tane davet edilen efendim alıcı portföyü var. Ama artık bu dünya değişti. Bunlarla lütfen sınırlı düşünmeyin. Bugün Türkiye içinde bulunduğu bölgesinde, Avrupa Birliği'nin yanında
artık vazgeçilmez bir yerdi. Bizim hazırladığımız fuarlarda ki bunlar denemliğe müşteri etmemişti. 130 ülkeye kadar çıktığımız konular var. 130 ülke Şili'ye kadar uzanabiliyor, Ekvador'a kadar uzanabiliyor. Ama fuarın konusu ile ilgili hedeflerimize dönük olan ülkeler. Onun için burada bir sınırlama aklınızda olmasın, koymayın burada. En az 100 ülke, 100 ülkenin üzerinde bir ziyaretçi harekete geçirecek bir modeli uygulamak zorundayız. Bunu yapabilecek imkanımız var, becerimiz var, aklımız var. İran'da dediği gibi tam 43 ile yürümüş olan bir fuar endüstrisi deneyimimiz var. Bu da dünyada çok önemsenir bir şey. Girişi 43 yıldır hep ileriye koşturarak yapabiliyor olmanın getirmiş olduğu bir avantajı denildi. Farklı bir imkanın hep birlikte kullanılması. Burada Tuşin'in de kendi içinde o 24 yıllık geçmişindeki ben Tuşin'in ilk kuruluşundan beri var olan hatta bir ayıntıları bakarsınız. Yani birisi bir numaralı olur diye düşünülen ayıntıları da beraber kurulmuş bir yapıydı. Zaman içinde farklı birlikte genel bir mahvul gerekirdi. Şu İstanbul artık dünyanın kabul ettiği çok farklı bir yer. Çok farklı bir yerden kastım, hani bu an endüstrisinde bizim coğrafyamızda üç yer var. O özellikle çok geri gitmek istemem, şovetlerin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan coğrafyada bu arada Dubai, İstanbul ve Moskova vardı. Son bir ay içinde Moskova, biraz şartlar değişti. Ama şu siyasetler sorunuyor, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrardan aynı yere geldiğini hep birlikte görebileceğiz. Lazım ve orada muhteşem bir yenileme olur. Çünkü 7 yıl seçim ötesinde buralardan Türkiye'nin de pay alması lazım. İlginç bize bir çocukluğumuz da onu öğretirler. Böyle dört taraf denizler de çevirdi. Ülkemiz diye anlatıldı. İşte dört taraf savaşlar da çevirdi. Biz ülkenin içinde kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. Kavgalı olduğumuz insanlardan yavaş yavaş iyileşmeye doğru adımlar atmaya başladık. Çok önemli bir şey. Çünkü bugün gene işte güneyden başladığımızda etrafımızdaki coğrafyada her taraf yapıldı. Yapıldı. Bunlar hepsi yeniden yapılacak. Bunların yapılmasında da Türkiye'nin büyük bir rolü olacak. Türkiye buradaki üretimden, Türkiye buradaki ekonomiden ciddi bir pay olacak. Yeter ki biz doğru politikalarla bu işi sürdürebilme becerisine göz vermiş olur. Onun için de sizin mesleğiniz de var. Bunun için aklınıza gelen her türlü hizmet, her türlü efendim malın kendi içindeki ticareti söz konusu olacak. Ülkemizde bir hayli fuar şirketi var. Sayılarını sanıyorum ki takip etmiyorsunuz ama 300 civarında. Bu ciddi bir şey. Dünyada bir örneği yok. Benzer efendim, toplum sadece Çin'dedir ama inanın Çin'de de hiç şeyi yakalayamadığımız için öyle bir kaosunda efendim içindeyiz. Burada yanına gelen şey bir büyüğü bir bütünü alıp küçük parçalara ayırarak da bunun içinden farklı konular çıkartma telaşıyla akıl karıştıran bir yapı da var. Ama bu yapı artık kendi içinde dengeler yerine oturduğu için bunun için çok mücadele etmedi. Kamu bu işi çok geç anladınız. Yıllar sonra bu işin nedenini, bir ülkeyi zenginleştirdiğini, bir ülkenin gelen gideniyle nasıl zenginleştiğini yıllar sonra kavradı. Bugün de işte her kapıdan yine düzey çıkıyor. İşte birinci hükümette, sonra geçen gün vardı. Bunlar da Maltepe'de 500 hükümetle göre fuar yürüyordu. Ben gibi böyle bir takım anlatımlar içinde gene bize özgü bir davranış biçimde hayatımızı sürdürmeye ben çalışıyorum. Biraz fuar endüstrisinden size bilgi vereyim. Bunu pandemi öncesi ve pandemi sonrası ikiye ayırmak lazım. Bu pandemi öncesi fuar endüstrisi dünyada yaklaşık 30 bin fuar var. Bunun için 4,5 milyon firma devamlı fuar katılımı için seyahat halindeydi ve fuarları takip eden de tam 265 milyon iş insanı. Pazar da öyle bir pazar. Bunların yarattığı katma değerde dünyada oluşan parası bunun iki şeyi var. Bir, fuar endüstrisinin beraberinde aklınıza gelen her işe bir katkısı var. Bir de yalın kendisine olan katkısı var. Yalın kendisine olan katkısı 28 milyar mertebesinde bir şey. Türkiye buradan pandemi öncesinde 1,5 mertebesinde bir pay alıyordu. Şu an dünyanın aynı baktığımızda Çin işte tekrar kapanma yolunda gidiyor. Avrupa çok zorlanmaya başladı.
kendi içinde yarattığı bir takım tutarsızlıklar, işte vize vermemek, ülkelerle kavga etmek, çok pahalı para izinleriyle iş yapmak konuşurlar. İnsanlar orada ancak çok teknolojik işlerle buluşmak için yola çıkmaya başladılar. Ama bizim var olan coğrafyamızın ihtiyaçların o kadar büyük teknolojilerle izah edilemiyor. Çünkü bu coğrafyada biz medet almış olduğumuz ülkelerde teknoloji kullanma becerisi bir takım standartlarla tarif edilebiliyor. Bundan çok üst düzeyde bir teknolojiyi zaten verseniz bu coğrafyada kullanabilirsin. Yani yapı çok az. Dolayısıyla Türkiye'nin burada büyük bir avantajı var. Hem üretim biçimiyle ilgili, hem bu ülkenin tarihinden gelen, sosyal yapısından gelen, birbirleri olan yakınlığından gelen avantajıyla çok farklı bir yer. Bunları artık doğru kullanabilmemiz lazım. Biz hep beraber teşekkür etmemiz gereken bir kurum var. Ben bunu her seferinde söylemek istiyorum. Burada Türk Hava Yolları. Bugün 300'e yakın şehirden Türkiye'ye, İstanbul'a, her türlü diğer hava yollarıyla beraber sefer düzenliyor. Bu bizim mesleğimizde. Önünü açan çok önemli faktörlerden bir tanesi, çünkü İstanbul'da böyle bir hale geldi ki sabah gelip akşama güzel öne gidiyorsunuz. Bu bölge yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusun ve yaklaşık 4 saatlik bir mesafede 10 trilyon dolara yaklaşmakta olan bir dış ticaret hacmine ulaşan bir bölge. Türkiye buradan gerektiği kadar pay alamıyor. Türkiye'nin buradan gerektiği kadar pay alabilmesi bir korada da mümkün değil zaten. Yani politikaları ile yapılması gereken şeyler. Ama zaman içinde muhakkak bunları yaşayacağız. Türkiye bu coğrafyadaki yol gösteren, oyun kurucu, daha farklı söylenir bir yapıya hızla kavuşacak. Özellikle dünyanın bugün içinde olduğu durumunu beraber değerlendirdiğimizi. Ben gene çok fazla vaktinizi almayayım. Gene ilginç veriler var. Söyleyeyim, Türkiye sahip olduğu fuar alanları ile dünyada, şu an Türkiye'de 640 bin metrekare fuar binası var. Bu 640 bin metrekare fuar binası ile dünyada sıralamada 12. Avrupa'da sıralamada 6. geliyor. Ama fuar binalarının bir özelliği var. Bunlar boş duruyor. Böyle bir karmaşanın içinde çocuklar üretiyorsunuz. Yani şöyle değil, siz Avrupa'da 8. büyük altyapıya sahipsiniz ve o altyapıyı kullanamıyorsunuz. Yine geri dönüp baktığınızda dünyada 1350 tane fuar merkezi var. Bunların içinde sadece 73 tanesi 100 bin metrekare ve üzerindeki fuar merkezleri. Buraya Türkiye'de hani onu bağışlayın söylemek zorundayım. İçine gelen bir tek Kuyap fuar merkezi var. 100 bin metrekareydi. Avrupa içinde bunlar %5'ini alıyor, sadece 73 tane. Ben dünya içinde 42. sırada, Avrupa'da 24. sırada fuar merkezi. Şimdi bunlar gerçekten büyük ölçülerle, büyük mücadelelerle, kendi içinde çalışan büyük çekişmelerle yapılmış şeyler. Ama yapıldı, bunların korunması lazım. Binayı yaptığımızda bizim mesleğimizde güzel bir soru sorarlar. Binalar çok güzel, elinize sağlık da içinde ne yapıyorsunuz, siz onu anlatın. Yani içinde bir şey yaptığınızı anlatamıyorsunuz, zaten bunu o yatırımları yapmanıza zaten gerekiyor. Dolayısıyla kaynağı doğru kullanması, doğru hedefe gidebilmemiz, sizin yaptığınız işlerde muhakkak hedefli çalışmamız, sizin ihtiyacınız olan geriye dönüşümde, sizin ihtiyacınız olan doğru alışveri, doğru tariflerle, yani sizlerle buluşturmamız gibi bir sorumluluğumuz var. Ama biz bu sorumluluğumuzu 43 yıldır yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bunda yine de müşteri olması istiyorum. Bu yapılacak önümüzdeki 16 ay çabada da şöyle bir ricam var. Ne olur bu üyelerin fuara katılacak kurumların fuar alanında görev alacak arkadaşlarına biz makul şöyle bir eğitim verelim. Bizim Fatıkçı'ya Akademi olan bir eğitim kurumumuz da var. Burada yani bir fuar içinde onları ne yapacak, dijital dünyada neler yapmaları gerektiğini, bir şeyin bir fuar sonrasındaki davranışların neler olması gerektiği gibi ana başlıklarda izin verin, biz arkadaşlarımızı iyi niyetle herhangi bir talebimiz olmaksızın eğitelim. O zaman göreceksiniz ki buradan elde edildiği sonuçlar çok daha farklı bir yere doğru gidecek. Evet, bu yere baktığımızda önemli bir şey. Yani iki gücün birleşmesi, özellikle genç arkadaşlarının götürdüğü bir şeydi ki ben sanırım artık eleye asma işine geldim.
Yani sizlerin çabasıyla, sizlerin desteğiyle, sizlerin de ön görüşüyle bu yeni dünyaya var olan uyumunuzun bana göre çok daha hızlı olması kabulüyle de en birlikte başarılı bir fuar dönemi geçireceğimiz inancını taşıyorum. Burada durayım, telefonum bitmiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Dediniz, geldiniz, sağ olun, eksik olmayın. Başkanım, şimdi son sözü TÜSİT Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Bey'e aktarıyor. Değerli basın mensupları, çok sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, İlhan Bey, hepiniz hoş geldiniz hanımefendiler, beyefendiler. Bizler için bugün özel bir gün. Neden kısmını, neden TÜYAP'la anlaştığımız kısmının cevabını herhalde hem İlhan Bey'in hem Bülent Bey'in konuşmalarından, engin bilgi ve tecrübelerinden sizler edinmişsinizdir. Oraya çok vurgu yapmak istemiyorum. Ama bizim amacımız ve hedefimiz ne TÜSİT olarak, onu biraz açmak istiyorum. Endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları sektöründe şu anda Türkiye dünyadaki 5 ekol ülkeden biri. Ama maalesef bunun 5.'si. Ve 1.'yle aramızda çok farklı. Yani biz mutfak eşyaları sektöründe 6.3 milyar dolarlık bir İhracatla karşılık 1,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz. Aslında 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası veriyoruz ki bu geçtiğimiz yıl verilerine baktığınızda ülke dış ticaret açığının %10'u çok önemli bir rakam. 35 yıllık genç bir sektör olmamıza rağmen buralara gelmemiz ve bunu 100-120 bin gibi bir istihdam bandında gerçekleştirmemiz, katma değeri yüksek, kilo başı bedelleri yüksek ürünler üretmemiz aslında ne kadar rekabetçi olduğumuzu gösteriyor. Ama elimizdeki değerlere ve gitmek istediğimiz yola baktığımızda bizler son Eylül ayında yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber yaptığımız istişarelerde sektörümüzü 3 yıl içinde %100 büyütme hedefi koyduk kendi kendimize. Bu işlerimizi %100 büyütme anlamında değil, üyelerimizle, tüm homojen yapıyla, çevremizle, tedarikçilerimizle, işbirliği kurumlarımızla neler yapabiliriz, nasıl yol haritaları izleyebiliriz, bunun içinde kamu da var elbette. Dolayısıyla buraya giderken bizim en değerli asetimiz olan Hostep by TÜSİT fuarının da çok daha iyi yerlere, boyutunun yükseleceği bir iş ortağına ihtiyacımız var. Hostep by TÜSİT biliyorsunuz TÜSİT'in kendi adıdır, kendi markasıdır. Yıllar önce yine benim de içinde bulunduğum yönetim kurulunda çok değerli başkanlarımız bu ismi teşkil etmişlerdi. Dolayısıyla biz kendi bebeğimizi birlikte büyütmek üzere çok tecrübeli bir ekiple bir işbirliği anlaşması yaptık. Metrekareler konusunda Bülent Bey'e katılıyorum. Önemli olan işin olması, işin olup Türkiye'ye insanların girip sektörümüzü görmesi, bizim ihracatımıza, hedeflerimiz doğrultusunda bu çok değerli asetimizin bir katkı ve fayda yaratması. O anlamda başarıya ulaşacağımızı biliyorum. Küçük bir bilgi vereyim, Bülent Bey, TÜSİT üyelerinin desteği konusunda bahsetti. Bu TÜYAP Akademi çok önemli. Mutlaka varız, seve seve yanınızdayız ve bundan çok fayda göreceğimize inanıyorum. Bizler de bugün yönetim kurulu olarak 73 bin metrekarenin bu satılabilir alan işte 43-44 bine geliyor. 4500 metrekaresini bizler kendi şirketlerimizin adına anlaşmasını yaptık. Yani aslında fuarın %10'u şu anda dolmuş durumda. Bunun dolacağı konusunda, büyüyeceği konusunda hiçbir endişemiz yok. Ülkenin biraz evvel bahsedilen jeopolitik konumu ve gerçekten de ihracata yönelik avantajların çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. Çin'deki değişimi de göz ardı etmeden. Başarılı olacağız. El birliğiyle hep birlikte çok daha iyi noktalara sektörümüzü getireceğiz. Bu konuda da iş birliğinin faydalı olduğunu net olarak görüyorum. Sağ olun, var olun. Eğer soru varsa iftardan 10 dakika önceye kadar bir iki soru alabiliriz isterseniz. Sonra da iftara geçelim derim.